Üçgenleri sırayla tamamlayalım. Eksik parça C şıkkında doğru verilmiştir. Önce kırmızı kare saat yönünde ilerlemiş. Mor kare sabit kalmış. Sonra mor kare saat yönünde ilerlemiş. Kırmızı kare sabit kalmış. Örüntü bu şekilde devam ediyor. Cevabımız A şıkkıdır. Her satır birli, ikili ve üçlü şekillerden oluşmuş. Her satırda üçlü şekiller birli ve ikili şekillerin birleşiminden oluşuyor. Üçüncü satırda birli ve ikili şekiller var. Soru işareti yerine bu şekillerin birleşiminden oluşan üçlü şekil gelmelidir. Cevabımız B şıkkıdır. Birinci sırada çapraz bir çizgi var. Kare çapraz olarak ikiye bölünmüş. İkinci sırada yatay bir çizgi var. Daire yatay olarak ikiye bölünmüş. Üçüncü sırada dikey bir çizgi var. Üçgen dikey olarak ikiye bölünmelidir. Cevabımız D şıkkıdır. Her satırda ikinci şekil birinci şeklin içine yerleşerek üçüncü şekil elde edilmiş. Soru işareti yerine üçüncü şeklin iç tarafında yer alan kare gelmelidir. Cevabımız C şıkkıdır. Şeklin aynısı A seçeneğinde doğru verilmiştir. Ekrandaki gölge B seçeneğindeki görsele aittir.